İstanbul geceleri. İstanbul eğlence hayatı yazın bitmesine az bir zaman kala yavaş yavaş eski temposuna dönmeye başladı. Ekiplerimiz de ünlüleri takibe aldı. Kalabalığa karıştım, gezdim, tozdum, biraz dolaştım. Bir iki kişiyle tanıştım. Objektiflerimiz ilk olarak Mehmet Ali Erbil'e takılıyor. Dostlarıyla birlikte keyifli bir akşam yemeğinde. Sonra önde abisi, arkada kendisi dışarı çıkıyor ünlü şovmen. Ama konuşmaya pek niyeti yok gibi. Merhaba. Ben bayram nasıl geçti? Bayram çalışarak geçti arkadaşlar. Oyuncu Nur Fettahoğlu'na rastlıyoruz. Nasıl geçti bayram? Hemen soralım. Güzel geçti. Ailemleydim. Çok güzel bir bayramdı. Muhabirler Nur Hanım'la ilgili bazı duyumları paylaşmak istiyor ama lafları ağızlara tıkıyor güzel oyuncu. Ayrılıklı dedikoduları var, sonra onu soracağım. Ben ne dersem diyeyim istediğinizi yazacaksınız. Ben bir şey söylemiyorum. Hayır, ben bir şey söylemiyorum. Kamera olduğu için kayıt sonuçta... Gerçekten bir şey söylemiyorum. Teşekkürler. Neyse, Nur Hanım pek modunda değil belli ki o gece. Biz hemen Kerem Alışık ve Songül Öden'in birlikte yedikleri akşam yemeğinin sonuna gidelim diyoruz. Kapıdan ilk çıkan Kerem Alışık ama suratı pek asık. Songül Öden hemen arkasından çıkıyor ama onun da konuşmak istemiyor o gece canı. İyi akşamlar. Nerede araba? Kerem Bey'den de cevap alamadım. İyi akşamlar dedim, ne diyeceğim başka? Burcu Esmersoy'a rastlıyoruz. Tatili bitirmiş ama hala tatil modundan çıkamamış. Tatil dediğiniz, ben zaten Mart'tan beri tatil modundayım zaten, biliyorsunuz. Bitti mi? Tatil mi? Evet, bitti. Nasıl geçti tatil bari onu soralım. Çok güzel geçti. Şimdi çalışma zamanı işte. Ancak biraz yorgun sanırız. Yorgunum. Hadi baby yoga. Nasıl geçti bu yaz, hemen soralım ünlü popçuya. Ramazan'a kadar belli bir iş, konser yoğunluğu vardı. Ramazan'da tabii doğal olarak durdu. Ramazan'ın son haftası bir tane konser yaptık. Ondan sonra işte şehit haberleri var. Bu acı olaylardan sonra şu an gene pek... konserimiz yok. İnsanların herhalde eğlenesi yok. Bu arada yaşanan terör olayları bir hayli üzmüş Serdar Ortaç'ı. Yani bu alışılagelmiş bir olay. Tabii ateş düştüğü yeri yakar. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Biz bu ne ilk gördük, bunu ne de son göreceğiz. Buna politik veya manevi çözüm bulunana kadar, yani birlikte yaşamayı kabul edene kadar. İlginç bir de yorum getiriyor yaşananlara. Şeker Bayramı'nda biraz nefes alalım ve kafamızı biraz dağıtalım. Kimisi böyle düşünüyor, kimisi de diyor ki işte Şeker Bayramı da olsa, Ramazan da bitse, orada şehitler var, biz can kaybediyoruz. Hepimiz bu acıyı paylaşacağız ve duracağız. Ben sanatçı olarak kendi adıma iki fikre de yakın durmuyorum, saygı duyuyorum. Neticede ben ve benim gibi benzeri sanatçılar emir kuluyuz. Eğer çalıştığımız müessese konseri iptal etmiyorsa o görevi yerine getirmeliyiz. Hakkı var belki de Serdar Ortaç'ın kendisine göre. Neyse, madem yorgun, biz onu da fazla rahatsız etmeden sevgilisinin yanına gönderelim. Deli günler geldi geçti, çok yoruldum ağlamaktan. Şimdi de Gülben Ergen'in yanındayız.
Çocukları Ares, Güney ve Atlas'la birlikte Antalya'dan İstanbul'a tam 6 saatte gelen Gülben Ergen'in uçak yolculuğu kabusa dönüştü. Havaalanı çıkışında siniri suratından belli olan ünlü şarkıcı yaşadıklarına inanamadı. Çocuklarıyla birlikte hızla havaalanını terk eden Gülben Ergen çok sinirliydi. Durdurun dünyayı.